Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla masa başındayız. Elif Hanım, nasılsınız? Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? Bir restoranımız var bizim Maslak'ta. Ne üzerine restoran? Biraz ofis bölgesi olduğu için daha çok öğlenleri biz paket servis falan veriyoruz. Paketimiz yok. Direkt masaya servis. Harika. Aynen. Bekleriz bir gün yolunuzu. İnşallah. Yani mutfağınız dünya mutfağı gibi mi? Yoksa... Gibi. Aynen. Bowl'lar yapıyoruz. Wrap'ler, burgerler. Aa, ne kadar güzel. Biraz daha fast food. Hızlı tüketilebilecek şeyler. Çok güzel. Kelimelerle aranız? Seviyorum. Böyle bulmacaları, yarışmaları da çok severim. Bir çok süredir güzel. Ama böyle yoğunluktan takip edemiyordum ama. Bakacağız şimdi o zaman. Hemen çağırınca da hiç kaçırmadım. Geldim. Çok mantıklı. ama zaten iddialıydınız. Yani hala iddialıyım diyelim birazcık. Kuyruğu dik tutmakta fayda var. Peki başlayalım mı, neler olacak görelim. Başlayalım hemen. Görelim. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Astrolojide terazi burcunun yer aldığı grup. Hava. Hava doğru cevap. Anlar mısınız? Yok. Aslan burcuyum ama hiç çok... Aslan, siz de aslan burcusunuz. Herkes aslan. Muharrem Bey siz? Aa, bir tek bu kız mı terazi çıktı? Neyse, Allah'tan ben de teraziyim Esra Hanım. Hiç anlamıyorsunuz. Yok, çok takip etmiyorum. Yükseleninizi biliyor musunuz? Evde de doğduğum için öyle bir doğum saatim yok. O yüzden bilemiyorum. Aa. Evet. Çok iyi. Bilmiyorum, iyi mi? Herkes bana anlatıyor işte böyle doğum saatiyle işte yönlendirdiğini, evet, haritayı falan. Ben bakamıyorum o yüzden. Yani istediğinizi sallayın. İşte mesela bir gün hoşunuza giden bir şey varsa okuduğunuz, benim yükselenim bu deyin, yapıştırın geçsin. Efendim, ikinci dört harfli kelimemizin sorusu geliyor. Sızlatan soğuk. Ankara'da çok olur. Ayaz. Ayaz doğru cevap. Eskişehir'de de çok. Tabii. Ben Eskişehir'liyim mi? Eskişehir'de daha çok olur zaten de, ben Ankara'da büyüdüğüm için. Efendim, beş harflerdeyiz. Tek kelime ve batı kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz. Sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış hali. Çok basit düşünün. Basittir muhtemelen. Sesin biçim ve anlamlı titreşimler. Yani anlamlı titreşim. Müzik. Müzik doğru cevap. Efendim, beş harfli bir başka kelime için sorumuz geliyor. Yine tek kelime. Kişiden kişiye değişen bir uzunluk ölçüsü birimi. Kişiden kişiye nasıl değişiyor? Düşünün işte nasıl değişiyor. Ya biz de böyleyiz. Karış. Karış doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevap yine. Buyursunlar. İnsan belleğinde yaşanmışlıklara yönelik her bir bilgi. Hatıra gibi bir şey mi? Ta kendisi. Hatıra. Hatıra doğru cevap. Yine altı harfli. Spor haberlerinde çok duyduğumuz bir kelime geliyor. Yine tek kelime. Buyurun. Puan eşitliği durumunda üstünlüğü belirleyen ölçü birimi. Anlar mısınız futboldan? Futboldan anlamam. Koşu sporuyla ilgileniyorum da onunla da alakalı. Koşuda. Puan eşitliği. Olmaz koşuda. Bir harf alalım. Harf aldık. Ve. Ha şey. Averaj. Averaj doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Genellikle her iki yüzünde birer şarkı bulunan ve gramofonda çalınan ses kayıt gereci. Gramofon değil. Plak çalar. Gramofonu biz sorduk. Ne çalıyorsunuz gramofonda? Plak. Evet. Ama 45'lik mi? Yok, plak ikinci kelime gibi düşünün. Taş plak. Taş plak doğru cevap. Kıplendim ya. Rahatladınız mı şimdi? Yarışmanın tam ortasındayız. Elif Hanım, 3600 puanınız var. 2 dakika 54 saniye süreniz var. 12 nasıl harf alabilirsiniz. Yani anladım. İşler yolunda gibi görünüyor. Çok zorlamayayım. Yani, alabilirim. Tamam canım, süreniz de var. Hemen almanıza da gerek yok yani. İkinci yedi harfli kelimenizin sorusu gelecek. Tek başına bir cevaba ihtiyacımız var yine. Gelsin bakalım. Gizli ve planlı cinayet. Gizli ve planlı cinayet. Bilmem kim gizli ve planlı cinayete kurban gitti. Bir harf alayım. Harf aldık. S. S. Planlı.
Bir tane alayım. Bir tane daha aldık. T. Allah Allah ya. Gelmedi. Bir tane daha mı? Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Allah, şu an yok. Bir örnekleyebilir misiniz başka? Örnekleyebilirim. Çoğunlukla devlet adamlarıyla ilişkilendirilir. Suikast. Suikast doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. Farsça kökenli bir zarf soruyoruz şimdi size. Buyursunlar, gelsin sorusu. Haddi olmayarak çok küçük ve önemsiz bir şey olarak anlamlarına gelen söz. Çok küçük ve önemsiz. Bir harf alayım. Aldık. Ç. Hiç değil. Haddi olmayarak çok küçük ve önemsiz bir şey olarak böyle mesela tavsiye verirken ya ay haddim olmayarak. Haddim olmayarak. Ne? Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Haddim olmayarak bir harf daha. Alın bir harf daha. Bir harf daha alayım. Aldık. Yani. Biz harf almaya karar verdik zaten. Evet. O rahatlığı bana verdiniz, şimdi yok. Haddi olmayarak. Naçizane. Naçizane doğru cevap. 8 harflilerdeyiz hala. Yöresel olmasına rağmen ülke çapında bilinen bir lezzet soruyoruz. Yine canımızı istetti editör. Gelsin soru. Tuzsuz taze peynir, nişasta, pirinç unu ve şekerle yapılan bir tatlı türü. Ya, hangi yöreye ait olduğu var mı? Balıkesir, Çanakkale tarafında. Kemalpaşa falan. İrmik'te katarlar bazen. Yok efendim, değil. Nasıl? Künefe değil. Değil. Harf alayım. Harf aldık. H. Aynı memleketli insanlara ne denir? Hemşeri. Ha öyle. Höşmerim mi? Höşmerim. Höşmerim doğru. Yanlış söylenmiş bence. Çok tüketmediğim için şeyini yani. Biliyorsunuz ama tatlıyı. Canlandıramadım evet. Ha. Duydum, evet. Gördüm ama yemedim galiba. Yemediniz mi? Yok, yemedim. Ben yedim diye biliyorum ama yani emin de değilim. Yemişimdir kesin. Ben kesin yemişimdir de. Ben şimdi emin değilim galiba, yemedim ama duydum. Peynir tatlısı evet, gibi bir sürü var ama böyle peynirle evet. Yapılan ya. İrmikle yapılanı da var. Aa yok ya, yedim tabii, ben getirdim hatta. Şey arkadaşıma getirdim. Hakikaten. Evet. Kimse ilgilendirmeyen bir anla. Efendim 9 harflerle devam ediyoruz. 2 kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Mastarla bitiyor. Bu bir deyim. Dolayısıyla mecaz anlamı falanı filanı düşünmek lazım. Gelsin bakalım. Teklifsiz konuşmada söz söyleyemeyecek duruma düşmek anlamında kullanılan bir deyim. Söz söyleyemeyecek. Bir harf alayım. Harf aldık. M. Mahcup olmak. Değil değil. Ama yani fiili buldunuz da. Süre gidiyor. Maf olmak gibi. Değil. Harf alayım. Harf aldık. Bu arada kaç harfim kaldı? 3 kaldı. Söz söyleyemeyecek duruma düşmek. Tavlayla da ilgili bir terimdir. Mars bu. Olmak gibi. Evet. Mars olmak. Mars olmak doğru cevap. Efendim 9 harflerdeyiz. Pekiştirilmiş bir sözcük soruyoruz şimdi size. Kaç harfim kaldı sorabilir miyim? Efendim 3 harfiniz kaldı. Tamam. 7 saniyeniz var. 1 saniye arttırmamız lazım. Kaç sorum var? 62 tane kaldı. 3 tane. 3 sorum var. 3 harfim var. 3 sorunuz var. 3 harfiniz var. Soru başına 2 saniyeniz var. Yani harf alayım diye basarak konuyu kapatabilirsiniz. Soruyu gördüğünüz her soruda. Efendim 9 harfli ikinci almak istediğimiz cevap, az önce de söyledim, pekiştirilmiş bir sözcük. Gelsin bakalım. Çözülemeyecek veya kurtulamayacak bir biçimde anlamına gelen söz. Çözülemeyecek veya kurtulamayacak bir biçimde. Biraz yardım edebilirsiniz. Edebilirim evet. Kurtulamayacak bir biçimde. Can havli. Hayır. Nokta nokta yakalanmak gibi düşünün. Nasıl yakalanmak? Polisler hırsızı nokta nokta yakaladı. Pekiştirilmiş. Bembeyaz gibi düşünün. Yakalamışlar. Gitti. Kurtulamayacak şekilde.
kapaklanmak gibi de yok. Olmadı. Ben neler yapıyorum yine ya. Huh, Elif Hanım kıs kıvrak ya. Allah Allah. Gerçekten inanılmaz. Cayır cayır geldiğimiz yere bak ya. Hay Allah. Fazla rahat olduk yani. Fazla rahatladınız ya ikinci yarıda Elif Hanım. Niye öyle oldu? Efendim bir 10 harfli ilk aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım sorusu. Gezi kılavuzu. Harf alayım. Harf aldık. Rahatız artık zaten. Rehber. Ha. Ama ne rehberi? Tur rehberi. Tur rehberi doğru cevap. Söyleyemedim gibi oldu. 10 harfli ve son aradığımız cevap tek kelime ve mastarla bitiyor. Gelsin soru. Mecazi anlamda bir saldırıyı bertaraf etmek, düşmanı çekilmek zorunda bırakmak. Harf almış mıydınız? Ya bir tane alayım. Almıştık harf. Ya, zaten gitti. Bir saldırıyı bertaraf etmek. Hücum et. Ben hücum ediyorum. Tamam. Siz... Geri çekiniyoruz. Hayır çekiniyoruz. Benim hücumuma karşılık veriyorsunuz. Beni geri çekilmek zorunda bırakıyorsunuz. Buna da diyoruz ki... Ona gelmedi şu an aklıma ya. Saldırıyı geri... Saldırdık. Cümle öyle de kullanılır. Saldırıyı... Elif Hanım saldırıyı geri nokta nokta. Öyle. Deodorant kullanır mısınız? Kullanıyorum. Püskürtmek mi? Ne? Püskürtmek. Püskürtmek doğru cevap. Büyük geçmiş olsun. Olmadı. Kız kıvrak yakalandınız Elif Hanım. Gerçekten hiç beklemiyorduk. Bu da sizin hak ettiğiniz bir puan değil. Ama kısmet değilmiş. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler Elif Hanım'ı alkışlayarak uğurluyoruz ve gün birincimiz Muharrem Bey yanımıza geliyor.